Herkese selamlar, sevgiler. Seslerin İzinde kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz bir video ile karşınızdayız. Ne videosu diyecek olursanız yemek yapma videosu. Peki ne pişireceğiz? Onu da Recep söylesin. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Türk yemeği yapacağız. Türklerin meşhur, herkesin sevdiği kuru fasulye ve pilav yapacağız. Kuru fasulyemizi düdüklü kullanarak yapacağız. Düdüklü tencere kullanacağız. Çünkü biz evlenirken açıkçası hayatı kolaylaştıracak ne varsa aldık, yani öyle bir şey oldu çalıştığımız için. Şimdi başlayalım. Öncelikle şey yapalım Ayşe, hani yemek yapmaya hazırlık aşamasında bazı şeyleri hazırladık, neler yaptık? Evet, neler? Öncelikle kuru fasulyemizi akşamdan ıslattık. Aynen, dün akşamdan azıcık süzdük. Malzemelerini ayarladık. 3 tane domates, sivri biber ve kırmızı biber ayarladık. 2 tane de küçük soğan ayarladık. Ben şimdi soğanları soyarken, sen daha şey istiyorsan düdüklüyü ayarlayabilirsin, yağını ayarlayabilirsin. Ayarlayayım, yağını koyayım. Aynen. Zaten o zamana kadar sen soyup doğramış olursun diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir konuyu unuttuk yine. Daha doğrusu yine değil, ilk defa oldu böyle bir şey. Bugün videomuzu kendimiz çekmiyoruz. Bir misafirimiz var, kameramanımız var, o çekiyor. Annemle babam bugün bizde. Şu an annem çekiyor videoyu. Bize destek oldu. Merhaba. Kolay gelsin evet, size. Evet, bugün çok heyecanlıyız. Neden heyecanlısınız diye sorarsanız işte sebebi buydu. Ben de heyecanlıyım bu arada. Olduğu için, evet, annem de ilk defa çektiği için o da heyecanlı. Şimdi arkadaşlar, ben mesela yağ koyarken şu an bardakla koyacağım ölçüsünü, yarım su bardağı koymaya çalışacağım ve her zaman lavabonun altında koyuyorum çünkü dökülmesin diye. Efendim? Sağa sola dökülmesin diye değil mi? Evet, etrafa dökülmesin. Peki ne yağ kullanıyorsun Ayşe? Şu an zeytinyağı koyuyorum. Bu zeytinyağı. Parmağıma bakmak zorundayım fark edebilmek için ama bu yemeği yapmadan önce ellerimi yıkadım, merak etmeyin. Ben de bu arada soğanlarımı soydum. Evet, yıkayacağım. Bu kadar yeterli. Yarım su bardağından zaten biraz az katmak gerekiyor. Yani kapağını kapatalım. Kapak buradaymış. İşini bitirince ben de oradan yıkayacağım. Tamamdır. Bitirdin mi? Geçebilirsin canım, tamam. Ben bitirdim. Peki kuru fasulye yemeğini çok seviyoruz değil mi? Çok seviyoruz biz kuru fasulye yemeğini ve bayağı sık yapıyoruz. Yapımı da kolay olduğu için güzel oluyor. Şimdi ben yağımızı koydum. Ben de soğanımı yıkayıp şimdi yapacağım. Şuraya yıkabiliriz. Peki kanalımız hakkında gerçekten uzun bir video talebi çok vardı. Uzun video talebi çok vardı ve ben buna şaşırdım arkadaşlar. Genelde kısa videolar tercih edilir diye düşünüyordum ama uzun video talebi çok geldi. Bugün istediğiniz kadar uzun bir video çekebiliriz diye düşünüyorum umarım. Şu anda bizi görme engelli arkadaşlar da çok takip ediyor. Onun için yaptıklarımızı da söyleyelim. Ben şu anda soğanları doğruyorum bıçakla. Ben de şu an ellerimi yıkadım ve Recep'in soğanları doğramasını bekliyorum. Sen bir yandan şeyin altını açacağım. Aşkım aynen, benim az kaldı doğraması. Sen ben ocağın ısıtıp altını açıyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Bu elektrikli bir ocak değil, gazlı bir ocak. Ve şimdi bir tane de büyük bir tahta kaşığı alayım. Bu ideal olur diye düşünüyorum. Şu anda ocağın yandığını hissettin mi orada sıcaklığını? Ocağın yandığını hissettim. Hem sıcaklığından hissediyorum bunu. Hem de sesinden yandığını. Yani puf diye bir ses geliyor değil mi? Yani şu an ocağın sesini duyuyorum. Ama muhtemelen kameraya gelmiyordur. Biraz sessiz bir ocak çünkü. Evet. Burada dururken ama genelde pıt diye bir ses geliyor. Oradan da yanmaya başladığını hissediyor insan. Peki ben bu arada bir şey sormak istiyorum Recep. Soğanları çok güzel doğruyorsun ama bana göre yemek için de büyük, daha da küçültecek mi onları? Yani düdüklü oda olduğu için anne genelde baya bir şey oluyor. Dağılıyor. Anladım. Aynen. Benim bitti aşkım şu anda. Tamamdır, getirip koyabilirsin şu bence an. Bence ısınmamış olabilir o. Böyle mi? Temiz çalışıyorsun Recep. Yani temizlik her şeyin başıdır. Eller yıkanıyor. Evet. Sen ne yapıyorsun Ayşeciğim? Şimdi elimde bir küçük tabak var. Bunu kaşık tezgah kirletmesin diye aldım. Kullandıktan sonra hep bu tabağa bırakacağım. İşte böyle düşünce. Peki getireyim. Ses gelmeye başladı ya adam. Ses gelmeye başladı. O zaman gelip dökeyim Ayşeciğim. Dök, aynen. Çok sorun olmaz zaten. Önemli olan soğanların şey olması. Bu büyük bir düdüklü mü? Bu büyük düdüklü çünkü kuru fasulyemiz bayağı var. Fazla mı koyduk? Peki sen soğanların pişmeye başladığını nasıl anlıyorsun? Soğanların pişmeye başladığını aslında normalde ben saate bakıyorum arkadaşlar. Ben ve 10 dakikada pişiyor.
şey yap. Neydi onun adı? Tahta kaşıkta basınca şey oluyor. Yani üstüne dokununca falan yumuşuyor, onu hissediliyor. Mesela, aslında büyük olmasının bir avantajı da benim için o aslında. Belki ondan dolayı böyle alışkanlık olmuştur. Yani yumuşadığını anlamak. Yumuşadığını anlamak için. Çünkü ilk deyince şeyle, kaşıkla deyince bayağı bir sert geliyor. Şu an mesela sert bu. Aynen. Bu arada arkadaşlar, Recep'in yemek yapma deneyimi benden daha fazla. O yüzden onun daha böyle farklı yöntemleri olabiliyor. Ben de bazen ondan öğreniyorum bazı şeyleri. Kullanacağınız diğer biberleri ve domatesi dikiyorum arkadaşlar. Şu an bu arada biraz daha sesli konuşmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü yağdan bayağı bir ses geliyor. Normalde görenler hep şey yapıyorlar, tembelleşinceye kadar kavuruyorlar. Biz de işte böyle bir yol izliyoruz. Bunu birazcık... Sen sizinle bir karıştırmaya gerek yok aşkım. O biraz kendine bırak. Yapacak işim olmadığı için şu an karıştırdım. Sen... Başka konularında bahsedebilirsin bu arada. Olduktan sonra salçalarımızı katarız. Şu anda... Peki yemek yapmayı nerede öğrendin aşkım? Yemek yapmayı nerede öğrendim? Valla... Bu evde. Bu evde öğrendim de denebilir. Yani şöyle bir şey, yani arkadaşlar, nereden başlasam? Ben ev işleri yapmayı çok seven bir insan değildim. Ve evdeyken de anneme yeterince destek olamadım. Umarım beni affeder. Ettim. Evde çorbalar deneyerek başladım ben yemek yapmayı öğrenmeye. Ve kek yapmayı çok istiyordum. Sürekli kek deniyordum falan başlarda. Sonra onları yani hani birisi öğretmedi. O aşamalarda kendim deniyordum. Tabii anneme de soruyordum. Hani mesela işte soğanlar pişmiş mi? Çünkü piştiğini başlarda nasıl anlayacağımı bilmiyordum. Bu aşamada devreye girebilir miyim Ayşe? Yani bu tür aslında becerilerini kazanmanın en büyük kolayı görme engeli için. Çünkü model olarak izleyerek öğrenmenin mümkün değil. Onun için bol deneme yaptıkça kendi şeyimizi, pratiğimizi kazanıyoruz. Ne bileyim kendimize öyle bir yöntem geliştiriyoruz. Evet, kendi yöntem. Biraz daha zamanla olan bir şey bu aslında. Bu konuda çok haklısın Recep. Evet. Ben de tamam. Bu arada ben biberlerimi doğramaya başlıyorum. Tamam, sen anlatabilirsin. Ben de Recep'i yakın çekim yapayım. Evet. Aynen, doğrarken sen Recep'i çek. Kesinlikle maşallah diyorum. Sizler de maşallah deyin izleyen arkadaşlar, dostlar. Çünkü çok güzel doğruyor. Benden bile hızlı doğruyor maşallah. Gelin de heyecanlanmayın. Şu anda tarihi anlar yaşıyorum. Ben bir şey anlatacaktım. Mesela arkadaşlar çorbanın kıvamını... Ayşe'cim çok pardon. Recep'in yanına geç istersen. Hem sen konuşursun hem de... Bu arada Ayşe, kırmızı biberin sen güzel çıkarıyorsun içini. Evet, onu ben ayıkladım. Sen onun başını kestikten sonra ben onu ayıklarım. Arada, sen Recep'i çekmeye devam et anne. Buyur aşkım. Sen de görünüyorsun canım. Teşekkür ederim canım. Sen konuş o zaman. İşte böyle de fedakar. Hemen benim görüntümü görünmemi istiyor. Evet, görünmeni çok istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben bazı videolarda görükmek diye falan farklı bir şey konuşmuşum. Ayşe bana çok kızıyor. Görüküyor diyor arkadaşlar ve Recep biraz köyde büyüdüğü için arada böyle farklı kelimeler kullanabiliyor. Ben de diyorum ki videolarda bunları kullanma. İnsanlar anlamayacak. Diyorum ki doğallığımız bizim en büyük avantajımız. Recep de böyle diyor. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Doğallık. Bence de doğru. Bunu anket gibi değerlendirebiliriz. Aynen. Herkes yorum yazsın lütfen. Recep böyle kelimelerin kullanması doğallık mı yoksa biraz daha dikkatli olmak daha iyi bir şey mi? Bu arada mis gibi kokuyor. Evet. Onu sen bir karıştır aşkım. Hemen karıştıracağım. Ben bu yemek kokusu. Biberin içini güzelce temizledim. Ver aşkım. Tamam, bunu doğra canım. Peki şimdi muhtemelen o soğanlar olmuş gibi kokmaya başladı. Sen bir kontrol şeyle. Ben bir kontrol edeyim. Eğer olduysa biberi mi atacağız, şey mi? Salçayı mı? Önce salçayı atacağız, tamam. Sonra biberi atacağız. Peki ne salçası atacağız aşkım? Domates salçası ve biber salçası atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar kuru fasulyeye biber çok yakışıyor bence. Ben olabildiğince böyle biber tadını hissetmeyi seviyorum. Senin doğrama işlemin görünsün diye oldukça yakına getirdim. Ellerin görünüyor şu anda. Teşekkür ederiz. Yani muhtemelen sorular gelecektir nasıl öyle yapıyorsun falan diye. İnanın ben de bilmiyorum. Muhtemelen. Yaptıkça gerçekten kendi yöntemlerimizi oluşturuyoruz. Mesela başlarda ben işte ölçülere bakıyordum ilk çorba denediğim Ayşe zamanlarda. Ayşe sana döneyim mi? Dön bana şu an. Evet. İlk çorba denediğim zamanlarda ölçülere bakıyordum. İşte birçok site var zaten internet sitesi. Sonrasında
şöyle olmaya başladı. Çorbanın buradayım kıvamını, çorbanın kıvamını şey yapıyordum. Karıştırırken anlıyordum yani katı mı olmuş, sıvı mı olmuş. Karıştırırken onu hissediyordum. İşte görenlerin göz kararı dediği noktada bizim de farklı yöntemlerimiz devreye giriyor. Aynen öyle. Pişmiş mi peki soğanlar? Soğanlar pişmiş mi? Şimdi canım ben normalde dakika tutuyordum. Şu an tutamadım. İstersen sen bir gel bak ve bana bu noktada bir destek ol. Şimdi ben de olay yerine doğru gidiyorum arkadaşlar. Olay yerine gel. Şuradan belimi isteyeyim öyle geleyim. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz annem az önce dedi ki bu taraftayım dedi. Çünkü ben kameranın ne tarafta olduğunu bilmiyordum. O yüzden beni uyardı. Bunun fotoğraf çekilirken de çok önemli. Mesela görme engelli birinin fotoğrafını çekiyorsanız çekiyorum diye ses vermeniz gerekiyor ki o kişi kafasını size doğru çevirsin, baksın. Mesela o şehirlerde çok şey oluyor. Hani mesela toplantı salonlarında falan oluyor ya. Mesela evet, kalabalık toplantı. Salonlarda hoparlör kullanıyorlar mesela. Ben hoparlör, doğal olarak insanların da hoparlörün olduğu yerde olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anda ben ocak tarafına bakıyorum. Evet. Mikrofonda annemin sesinin geldiği yerden geliyor hoparlör. Niye düşünün? Yani ben ekran sahnenin orada olduğunu düşünüyorum genelde. Ama halbuki öbür taraf tam tersinde olmuş oluyor. Evet, buradan da anlaşılıyor ki seslerin izinde. Aynen öyle, bazen de yanlış gitmiş olabiliyor. Bazen sesler yanıltabiliyor arkadaşlar. Bu noktada da. Bu aşkım i̇şte orada öyle noktalarda da bu arada arkadaşlar mesela... Aşkım yumuşamış, senin salçanı koyabilirsin. Yumuşamış mı? Ben salçamı koyayım. Öyle konularda da görme engelli kişiyi uyarabilirsiniz, sahne o tarafta değil diye. Bunlar hiç böyle insanlar genelde ayıp gibi düşünüyor. Bir saniye bir yemek kaşığı almam lazım. Evet, bilgilendirmek her zaman doğrudur. Evet, biz buradayız. Atıyorum, üstümüze bir şey dökülmüştür, leke olmuştur, fark etmemişizdir. Mutlaka söyleyin yani öyle konularda çünkü görenlerin desteği önemli oluyor ve insanlar şey düşünüyor işte acaba ayıp mı olur söylesem diye Usanır mı, çekinir mi? İncitir mi? Aynen. Annem de engelsiz birinin gözünden bizi tamamlıyor. Salça bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü domates salçası. Önce hangi salçayı koydun? Şu an biber salçası. Aşkım bu arada biberlerimizi hazırladım. Öbür bir tabağa koydum. Şimdi domatesleri doğramaya başlayacağım. Domatesleri biraz daha küçültebilirim. Şöyle. Sen. Şey yapmasın diye. Düdüklü olduktan sonra gerçekten... Domatesleri yine de küçük doğra. Çünkü domatesler aslında rendelenmeyi de düşündük ama ben bir tane tarifte şey görmüştüm. Kuru fasulye yaparken doğramak daha iyi oluyor diye görmüştüm. Evet. Görmek kelimesini de rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Görmek her zaman gözle bakmayı ifade etmiyor. Böyle insanlar kelimeleri. Mesela diyelim ki iş yerindesin veya başka bir yerdesin. Veya arkadaşın dedi ki sana Hüseyin'i gördün mü diye sordu. Neyi gördün mü? Hüseyin'i gördün mesela. İş yerinde veya başka bir yerde bir Hüseyin olduğunu farz edelim. Hüseyin'i gördün mü? Hüseyin'i gördün diye sordu. Sence bu absürt bir soru mu? Hayır, çok mantıklı. Çünkü, Hüseyin'le karşılaştın mı diyor. Aynen, bazen bana da denk geldi. Bir arkadaş bana böyle sormuş. Sonra da hani psikolojik olarak kendini kötü hissetmiş. Ya ben görme engelli bir kişiye bunu nasıl sordum? İşte çok kötü oldum falan diye. Arkadaşlar bu konulardaki hiçbir sıkıntı yok. Tamamen oradaki kastedilen o Hüseyin'i orada varlığını hissettin mi? Veya yani. Hüseyin orada mıydı? O anlama geliyor yani. Kaldı ki zaten görsel bir konuda da şaşırıp da sormuş da olabilirsiniz yani. Benim mesela bir arkadaşım vardı. Fotoğrafımızı çekmişti. Sonra getirdi bana fotoğraf gösterecekti. Tam göstereceği sırada fark etti yani. Benim, böyle şeyler ayıp değil yani. O... Benim de şöyle bir anım oldu. Çanakkale mi? Üniversite zamanında Çanakkale'ye veya bir yere geziye gidiyorduk. 10 kişilik bir üniversitedeki arkadaş grubumuz vardı. Belki izleyenleri de hatırlar. Bir dinleme molasında oturuyoruz bir grupta. O grupta da tek görme engeli benim. Bir kişi gelmişti bana fotoğraf çekebilir misiniz diye o gruptan beni seçmişti. O kişiden seni bulmuş. Aynen, o zaman çok kötü olmuştu. Olabilir yani, bizim için sorun değil. Bizim için bunlardan ziyade çevreyi düzenleyenler, işte araba kullananlar falan, bunlar için sokaktaki kaldırımın üstüne bir araba koymanız bizi daha çok üzer, daha çok etkiliyor. Bizim aynen. için daha büyük bir sorun. Bir şey söyleyecektim ben sen anlatırken. Ha arkadaşlar, bir de böyle bir şey yapınca işte ay çok özür dilerim fark etmedim falan diye özür dilemenize de gerek yok yani. Fark edememeniz gayet normal bir şey. Yani zaten dediğimiz gibi hani toplum ayıp bir şey değil. Kelimeler şey bizim değil. Sorunumuz kelimelerden çok daha öte yani. İlla bir şeyleri dert edeceksek kelimeler değil yani kesinlikle değil. Bu zaten önceki videoda da vurgulamıştık. Aynen, Ayşe'nin son videosu gayet güzeldi. Bence burada zaten gerçekten kelimeleri kullananlar da hassasiyetlerinden kullanıyorlar.
Değil ya mi? Şöyle bir şey diyeyim anne. Mesela toplum bazıları... Bebeği getirebilir misin canım bu arada? Böldüm, çok özür dilerim de. Sen onu dur, elimi kaybettireyim. Evet. İşte temiz damat. Ayşe Hanım direkt devreye girince... Ya devreye girmem gerekiyordu çünkü benden haber bekliyorsun gibi geldi. Bebeği getirmek için. Yani tam o sırada damak içeri doğururdum ama seni öyle aldılar. Tamam. Sözünü kestim ya, devam et. Ne anlatıyordum? Ya dediğimiz gibi kelimeler aslında bizi için önemli olan bir şeyler değil. Neredesin aşkım? Buradayım canım. Bir dakika. Koydun mu şu an biberleri? Şu anda elimleri kontrol edip. Ekran kapandı, ısındı diye. Kapandı mı? Hı hı. O zaman bir dur anne, kapat. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir teknik sorunumuz oldu. Kameramız ısınma uyarısı verdi. Onun için 3 dakika dinlendirdik. Tekrar devam ediyoruz. Hatta tüm alanları görürün diye şey yaptık. Ocağın altını da kapattık. En son kaldığımız aşama biberimizi döktük. Ayşe onları karıştırıyorum. Ben domatesle doğramaya devam ediyorum. Doğallık güzel bir şey diye düşünüyorum. Aynen, çünkü hani aklınızda bir soru işareti kalmasın diye. O anda. Kamera hiç böyle yapmıyordu. Niye böyle yaptı anlamadık. Bazen hiç olmayan şeyler bir anda olabilir. Aynen öyle. Olmazsa biraz çekip pilava başlamadan önce biraz daha dinlendirebiliriz. Evet, zaten düdüklü tencereyi şöyle, çalıştırırız. Hani ben düdüklüyü kapatayım. Ondan sonra son aşamaya gelince. Birkaç şey. Önce fasulyeyi mi döküyorduk? Domatesi mi? Domatesi ve birazdan getirebilirsin. Zaten düdüklüyü açınca hepsi pişecek bunların. Yani o mantıkla doğru bir mantık aslında. Burada ben bir soru sormak istiyorum. Bu kuru fasulye tarifini nereden aldınız? Ya şöyle bir şey var. Ayşe az önce de baktı. Evet. Size de sorduk zaten. Siz de söylediniz. Aslında Ayşe'de tam oturmadı o. Birkaç sonra oturur. Şöyle bir mantık var. Aslında tüm yemeklerin mantığı aynı. Evet. Belli aşamalar aynı. Mesela Ayşe için şu anda şey çok önemli. Önce kırmızı biberi koymak, sonra işte yeşil biberi koymak, işte soğan olmadan şu olmaz falan. Evet. Aslında yemekte o kadar şart değil onlar. Çok onun haklısın. Zamanla oturacak Ayşe'de de. Çok haklısın. Onun için Ayşe şöyle bir gram bile fazlaya çıkıldı mı o yemek kötü olacak diye algılıyor. Evet. Değil mi Ayşe? Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar mesela çorbaları yaparken evde yapmaya alıştığım için onları ya da işte pilavı da evde çok yapıyordum. Onların ölçüleri aklımda kalıyor. Zaten telefonun notlar kısmına da kaydetmiştim de artık bakmama gerek kalmıyor. Evet. Ama mesela kuru fasulye böyle çok fazla, yani evlendikten sonra sık sık yapmaya başladım. O yüzden de böyle ölçülerini unutabiliyorum yani. Mesela onu sürekli karıştırmana gerek yok Ayşe'ciğim. Ay, otomatiğe bağlı. Çorba değil. Evet arkadaşlar. Yani öyle, hani ölçülere alışana kadar muhtemelen bakmaya devam edeceğim ama alışınca hiçbir yerden bakmıyorum yani. Evet Ayşe'ciğim. Bu arada Ayşe'nin el lezzeti çok güzel arkadaşlar. Çorba da çok güzel yapıyor. Bence yaptığı her şey çok güzel oluyor. Domates bitti bu arada. Domatesi getir, dök istersen. Elimi yıkayayım aşkım, ondan sonra gittim. Tamamdır. Sabahleyin Recep'le beraber harika bir kahvaltı hazırladılar. Recep patates kızartması yaptı. Ayşe kekikli domates yaptı. Çaylarını demlediler. Sofrayı hazırladılar. Ben de hazır bir kahvaltı yapmış oldum. Her şey için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok lezzetliydi hepsi. Çok teşekkür ederim. Zaten böyle hani bu yemek videosuyla sınırlı olmayacak. Zaman zaman farklı kullandığımız araçlarla birlikte. İşte ne bileyim, bu arada domatesi getiriyorum. Getirdim. Mutlaka aletlerimiz. Aynen. Evet. Başlarda mesela bu sesler beni çok korkutuyordu arkadaşlar. İlk yemek yaptığım zamanlar ne oluyor ya, bir şeyler ters mi gitti diye. Çok korkuyordum. İnşallah kameramız bize izin verir. Olmazsa şey yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Düdüklüyü kapattıktan sonra pilava geçiş aşamasında yine kameramızı bir dinlendirelim. Tamam, ben düşünüyorum. Söyledi miydi bunu? Evet. Söylemedim sanki ya. Söyledim. Aklımdan geçince. Hadi ya. Yok, hani dinlendirip pilava başlayalım demiş miydim ben bunu? Dedim. Aynı bir şekilde söyledim. Arkadaşlar. Ben emin olamadım. Bir dakika, ben şöyle, ben sanki öncesinde konuşup hani ısındığımızı söylemiş gibi hatırladım ama. Yok, düdüklüyü çalıştırdıktan sonra kapatırız dedin diye hatırladım. Neyse, çok güzel bir şey konusu olacak. Geriye saracağız. İzleyeceğiz. İzleyeceğiz aynen. Sen anlat aşkım.
Arkadaşlar bir de kafamızda böyle bir sürü şey var. Anlatacak çok şey mi? O yüzden de hepimiz böyle sürekli konuşmak istiyoruz. Böyle olunca da bazen birbirimizi kesiyoruz ve bazen şöyle bir şey de oluyor. Bir şey aklımdan geçiriyorum ben o sırada hızlıca bunu da söyleyeyim diye. Bu sefer söylemiş miydim, söylememiş miydim? Orada bir karışıklıklar olabiliyor yani. Aynen öyle. Kaşığı buraya koydun mu? Şey de yine şeyin içinde. Düdüklünün içinde. Aynen, mı koydun? Bana doğru Ayşe'cim. Bana doğru. Hah. Çok... Hah. Tamamdır. Recep Bey. Evet. Ayşe Hanım'ı bekliyoruz şu anda. Sen şimdi beni yönlendirme ama kendim bulayım ne gerekiyorsa. Doğru. Gerçi Recep'e sorardım en kötü nerede diye. Bir de Recep böyle sıcağı çok daha rahat dokunduğu için şöyle tencerenin dibine bırakmış. Ama ben o kadar rahat aynen, dokunamadım. Aynen. Evet. O çok ufaklı. Böyle karıştırdın mı? Karıştırdım. Şeyleri koyalım mı? Yani bence... Artık koyalım. Bence koyalım. Fasulyeye getiriyorum. Hazır mısın? Fasulyeyi getir. Hadi evet. Bakalım. Sabırsızlıkla fasulyeleri bekliyoruz. Evet. Şimdi fasulyeyi döketmenin sorun olur diye önce birazını elimle koyayım ya. Çünkü bakayım. Yok, ağzı genişmiş. Sizin için yavaş. Eller çok önemli değil mi? Aynen evet, öyle. Evet maalesef. Tamam. Ağzı geniş olduğu için rahatça koyabildim. Evet. Karıştırabilirsin aşkım. Hepsini koydun mu? Koydum. Oo süper. Gerçekten süper. Evet. Damat Bey. İşte, çok pratik. Annem de şanslı olduğunu fark ediyor şu anda. Evet evet. Ayşe söylüyordu, ben inanmıyordum. Abartıyor diyordum Ayşe. Ayşe hep şey diyordu, Recep çok pratik, çok güzel. Mutfakta çok iyi. Ama evet. Evet. Haklıymışsın Ayşe'cim. Evet. Şimdi sırada ne var? Suyumuzu katmak var. Bir de biraz o kavrulsun aşkım böyle. Sen istiyorsan hazırlayacaklarını, tuzunu, başka ne hangi baharat atacaksın? Baharatları önceden hazırlamadım. Geçebilirim. Bu arada yine kapandı. Kapandı mı? Hı hı. Tamam. Yani 3 saniye uyarısı verdi mi? Evet verdi. Tamam şimdi duruyorum bunu. Şu anda kapalı abi. Tuzunu al Ayşe. Ben de o sırada baharatları ayarladım. Alayım anne. Bu arada. Hani? Muhtemelen daha kapanmadı değil mi bu? Arkadaşlar tekrar yine aynı sorun oldu. Kameramız yine ısındı. 3 dakika yine ara verdik. Ama bu sefer altını kapatmadık. Zaten fasulyeler iyice kavrulsun dedik. Fırsat sağlamış oldu. Ben şimdi de bu sırada malzemeli baharatları hazırladım arkadaşlar. Tuz, karabiber ve pul biber koydum. Şu anda baharatları yani kokusundan tanıyorum ama aslında bunların üstüne bizim kullandığımız alfabe var. Dokunarak okuyoruz. Braille alfabesi. Bir gün onunla ilgili de video çekeriz. Onlarla etiket koysak çok daha işimiz kolay olur diye düşünüyorum. Sen şimdi suyu getirebilirsin aşkım. Ha, önce suyu koyalım. Suyu kettle'a koyalım. Hem şey olur. Taşması tekrar olmaz. Bardakla doldurma problemi. Mesela onu ölçmeyeceğiz. Fasulye olduğu için hafif üstünü kessin. Üstünü yeter. Geçmesi gerekiyor. Onu ha. İsteyeceğiz. Mesela onu da aynı ses canım çünkü ben dokunamayabilirim aslında. Sen o taraftan rahat boşaltabilir mi? Boşaltabilirim bir saniye. Hadi bakalım. Şöyle başlıyorum boşaltmaya. Dur. Bir dakika aşkım. Zaten soğuk değil mi şu an? Dokunabilir miyim ben? Yani bence yeter ya. İstiyorsan dokun. Dur bakayım. Ay. Sıcak ya dokunamıyorum. Birazcık daha koyayım. Aşkım geçmiş mi? Yeteridir. Tamam. Kesin geçmiş mi? Kesin geçti. Onda sıkıntı yok. Tamam kesin geçmişse. Şimdi ben de emin olmak için gözlerimle bakabilir miyim canlarım? Evet. Kamera hatta göstermeye çalışabilirsin. Evet. Şimdi ben olsam biraz daha su koyabilirim. Biz ama suluyu fazla sevmiyoruz değil mi aşkım? Tamam peki. Ama şimdi onlar da misafir aşkım. Hayır hayır. Azıcık ekleyin. Ekleyelim eklemeyelim mi? Ekleyelim. Her zaman misafirin dediği olur. Teşekkür ederim Ayşe'ciğim. İşte. Biz köylü olduğumuz için. Estağfurullah. Estağfurullah. Köylümüz. Sen köylü değilsin ki. Bütün köylülerde, şehirlerde yani herkes köylü olmak, şehirli olmak önemli bir şey değil zaten. Köylü. Tabii o işin esprisi. Hani espri böyle espriler var ya sürekli. Kullanılan şeyler. Evet, yani. Bu arada Recep'ciğim sen de şehirde büyümüştün yani. Kaç yaşından itibaren? Yani 15 Ankaralı. Yok ya köyde büyümüşüm. Şimdi tuzumuzu katacağım. Yörük Recep. Evet. Çekeyim mi? Çek. Tuzu ayarlarken çek. Geldim. Siz de beni yönlendirin unutabiliyorum. Evet şimdi. Ben de bu işi tatlı kaşığı tuzumuzu katalım. Tamam. Azıcık daha ekleyeceğim çünkü tatlı kaşığı tam. Muhtemelen arkadaşlar bu kamera şeyden dolayı ısınıyor. Mutfaktayız. Bir de yazın en sıcak günleri ya. Kamera da iyice ısınıyor. Aynen. Şimdi bu kapağı ben buraya mı koydum? Evet.
Az önce salçaları da astım. Peki neyi alttan açtım şu ana kadar? Heyecandan şey yapamadım. Tuz attı Ayşe'ciğim. Baharatları getiriyorum. Ha, bir de baharat olarak ne yapacaksın? Karabiber, pul biber katacağım tamam. Şimdi. Bir tane çay kaşığı alalım. Çay kaşığı yapalım. Bunları da ocağın üstüne koyalım. Şu an burası sıcak değil. Yani görme engellilerde yemek yapabiliyor bu arada demek ki, değil mi? Evet. Mesaj yani, bu evet. Bilmiyoruz. Yani insanlar inanamıyorlar. Şimdi ben de bir anne olarak deneyimini paylaş. Arkadaş çevremde, arkadaş çevremde konuştuğumda işte kendileri yemeklerini yapabiliyorlar, belli düzenlerini oluşturabiliyorlar anlattığımda. Ha öyle mi? Aa yardımcıları var mı falan diye soruyorlar daha sonra. Ne kadar anlatmaya çalışsam da anlayamıyorlar. Belki ben de olsam ben de anlayamayacaktım. Hala da şaşkınlıkla bakıyorum, izliyorum. Gerçekten isteyince yapılamayacak hiçbir şey yok. Değil mi? Evet. Kesinlikle yeter öyle. İstemek lazım. Koyuyorum. Engel biraz koymamak lazım. Sınır koymamak lazım. Tamam. Lazım şey bence. Şimdi tüm malzemeleri içine koyduk. Son bir karıştırma yapıyorum. Annemin sınır koymamak lazım dediği nokta bence çok önemliydi. Engelli çocuğu olanlar mesela bunu bazen işte sınırlayabiliyor. Aşkım araya giriyorum. Düdüklüğün kapağı nerede? Veriyorum bir saniye. Söyle de bilirsin, burada yok. Masada yok mu? Ben söyleyeyim mi? Hayır söyleme. Ben buna kendimi buldum. Kimi hanginizi çeksem? Buldum evet. Evet Ayşe buldu. Evet, Ayşe kazandı. İşte mesela ben şu anda üzüldüm biliyor musunuz? Niye? Ya işte izleyenler beni anlayacak. Ama ya işte öyle olmuyor işte. Hani üzüldüğüm şey değil. Evet. Ama sonuçta sorunun başına çıkabildik. Yani çok evet. Bir şey değil yani. Evet işte bunu görmek de çok güzel. Şu anda düdüklüğü kapattım arkadaşlar. Şurada bir şey var. Emniyet kemeri ileri doğru çektim. Hı hı. Artık düdüklüğümüz kaynama hazır. Ben şimdi ters çevireyim şöyle. Ağzının olduğu yeri şu tarafa getireyim. Ayşe çünkü biraz sonra şey yapacak. Aynen pilav yapacağım. Şöyle elimle de ayarlayayım altını. Tamam gayet güzel duruyor. Biraz ısısını vereyim. Recep bence düdüklüğü kendine doğru biraz daha çekmelisin. Çünkü çek. Bu konuda ayarlamaları nasıl yapıyorsunuz? İşte elin altına bakarak yapıyoruz. Hmm. Şu hatta şunu da. Tabanla bana ver istersen. Aynen şu çünkü o ısınmasın. Hı hı. Şuraya koyayım. Tamam. Şimdi hani şuraya gösterebilir misin? Evet. Bu düdüklüğünün burası ısındıkça yukarıya kalkacak. Yukarı kalktığında ben aşağıdan şeyi kapatacağım. Derecesini kısacağım. 20 dakika pişireceğiz. Bunu kullanabilmeniz de çok evet. Bunu önemli. Güvenlikli diye aldık. Evet. Aynen. Şey yapabiliriz hani onun ısınmaması için şimdi ya da Ayşe ya sen bir başlayabilirsin. Şey yerim kaldı sözüm çünkü. Evet. Arkadaşlar az önce annemin dediği sınırlamama olayı çok çok önemli. Görme engelli ya da daha doğrusu engelli çocuğu olan insanlar işte acaba bunu yapabilir mi diye direkt hani sınırlama yoluna da gidebiliyorlar. Yapamaz işte, diye direkt yapamaz diye. Engelliyorlar. Aslında bu aileler için değil toplum için de çok önemli. Bir insanın yapıp yapamadığını denemeden anlayamayız. Bir görme engelli resim evet. De yapabilir mesela. Eşref Armağan var, görme engelli ressam. İnternetten resimlerini açıp bakın. Gerçekten hiç görmüyor. Yani herhalde. Doğuştan görme engelli bir insan. O yüzden herkese fırsat vermek lazım her şeyi yapmak bu için. Bu noktada ben de girebilir miyim araya? Tabii ki. Gide arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Şimdi görme engelli sayısı az olduğu için biz ne yapınca sanki tüm görme engelliler aynısını yapmak zorundaymış gibi de toplumda bir baskı oluşuyor. Hani çok kesinlikle doğru. Şu anda bizim kanalımızda izlediğiniz her şey bize özgü. Bizim kendimizin evet. Bulduğu, yani kendimizin bulduğu derken kendimizin kullandığı yöntemler. Bizi bağlıyor. Hani ve bunu siz istediğiniz için yapabiliyorsunuz. Aynı veya fırsatımız olmuştur, daha şanslıymışızdır veya farklı yöntemlerdir. Veya fırsat bizim, verilmiştir. Aynı bizim kullandığımız yöntemlerden daha iyisini kullananlar da illaki görme engelli arkadaşlarımız vardır. Evet. Hani bu noktada ya görme engelliler şöyle yapıyor, herkes hadi sen de yapsana gibi kesinlikle doğru. Bir baskı oluşmasın. Bu çok kendimize doğru. Özgü bir şey hatta çünkü şöyle bu yaşam bir şey tarzımız. De var. Bizim yapamadığımız bir şeyi engelli olduğumuz için başka bir görme engelli yapıyor da olabilir. Tabii ki. Yani. Çok şey. Güzel, aynen. Özel bir, çok kıymetli bir konuya değindin. Yani mesela ben patatesi ocakta kızartamıyorum çünkü zorlanıyorum ama bunu yapan görme engelliler de var. Evet. Yani bu şekilde evet. Bir örnekle açıklamak gerekirse.
O zaman şimdi birazcık ara verelim. Aynen, hem kameramızın ısınma şeyi yok. Seni zaman başlayacağız şeye, pilava? Pilava birazdan başlarım. O zaman sonlandırıyorum. Sonlandır anne, görüşmek devam üzere. Edelim. Çünkü hem ısınma, muhtemelen yine ısınma uyarısı verecektir. O arada biraz dinlensin. Tamamdır. Biz de dinlenelim. Aynen. Arkadaşlar, videomuzu devam ediyoruz yemek yapmamıza. Aradaki sürede kameramızı dinlendirdik. Bu arada düdüklüğümüzde yavaş yavaş hani bahsetmiştim. Bakın çıkmaya başladı. Biraz sonra da hafif ses çıkmaya başlayınca ben altını kısacağım. 20 dakika daha pişireceğiz şeyde, düdüklüde. Bu arada da Ayşe pilavını yapacak. Evet. Söz, şimdi. Mikrofonlar Ayşe'de. Teşekkür ediyorum Recep'ciğim. Maç anlatırken öyle yapalım ya. Sen istersen orada durma, bir yer otur yani bence. Çünkü ben içeyim. Oradan tereyağı alacağım artık şimdi. Artık mikrofon tamamen senin de. Ben zaten sana derim ki yemeğin altını artık kısabilirsin. Yok, sen şey yap. Konuş yani, mikrofon tamam. Neden bende? Şimdi arkadaşlar tereyağı çıkartıyorum. Tereyağımızı buzdolabından alıyorum. Bu arada düdüklüden yavaş sesler çıkmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Bir dakika falan daha durayım, ondan sonra altını kısayım. Şimdi. Tencereyi bu arada ben buraya koydum. Tereyağı ile yapacağım pilavı. Ne pilav yapıyorsun? Pirinç pilavı yapıyorum. Peki ıslatma mı, ölçüleri ne? Ölçüleri 1,5 su bardağı pirinç koydum bu sefer. Ve şimdi tereyağı koyacağım. Aşkım sesi bayağı yükseldi, ben artık bunun altını kısıyorum. Ben kısayım mı? Kıs. Otur sana. Ben buradayım. Ben yakınındayım. Şu anda 17-15. 17-35'te. 35'te kapatırız. Biz kapatırız aynen. Ölçü ne demiştin aşkım? 1,5 bardağı. 1,5 su bardağı pirinç, ıslattım onu. Şu anda tereyağını koyuyorum. Şu an böyle bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bu kadar daha yani koyacağım. Ondan sonra çünkü tereyağıyla böyle güzel bir güzel yakışıyor tereyağı. Peki pirinci yani suyunu nasıl yapıyorsun? Suyunu şimdi yaparken söyleyeceğim. Suyunu her zaman koyduğum ölçüden bir su bardağı fazla koyuyorum. Yani mesela bir bardak pirince iki bardak. Mesela ya evet de. Ben normalde pirinci 2 su bardağından yapıyorum ve şu an yağ yeterli oldu mu olmadı mı tam olarak anlamadım. Yine de bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bayağı da çok çok oldu. Bu arada istiyorsan aşkım şeyden bahsedebiliriz. Hani ev düzenimizle ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani seni çekiyorum. Gelen kişilerin bizim için kullandığımız tüm malzemeleri yerinde bırakması çok önemli. Diyelim ki ev çok karışık. Yani düzensiz bir ev düzenimiz var. Yani ya işte yardım olayım, bunları düzgün bir şey hale getireyim derseniz bizim artık için o düzgün hale gelmesi daha düzensiz hale gelebilir. Saatlerce bir koyduğumuz şeyi arayabiliriz. Bunun için bizim için çok kritik bir noktada bu hani koyduğumuz şeylerin orada olması. Ben bu arada ocağı açıyorum. Açıyor musun? Şöyle bu en büyük yer olduğu için bakalım yanmış mı? Şu an mesela düdüklü çok sesli çalıştığı için arkadaşlar elimi böyle getirip hani ısı yanmış mı yanmamış mı o şekilde anladım. Çünkü ocağın sesini duyabileceğim bir ortam yoktu. Recep'cim devam edebilirsin sen bu sırada. Devam olarak bu aşkım hani senin de bu konuda vurgulamak istediğin bir şey varsa. Yani eşyalarımızın nerede olduğu bizim için önemli. Çünkü rahatlıkla bulabiliyoruz. Diğer türlü aramak zorunda kalıyoruz. Buradayım Ayşe'ciğim. Ne zaman oraya geçtin ya? Şey yani siz mesela bir göz gezdirip neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz ama biz dokunarak aramak zorunda kalıyoruz. Az önce aradık, bunu da gördünüz kapağı ararken. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda ellerimi yıkadım. Ve pirinçler, mesela pirinçleri buldum şimdi. Pirinci nasıl süzüyorsun? Pirinci mesela buraya koydum. Bu süzgeçli bir leğen arkadaşlar. Hem görme engelli arkadaşlarımız için de anlatmış olayım görsel. Bunu deliklerden döküyorum suyunu. Biraz tersime denk geldi şu an ben şöyle. Diğer taraftan çeksen daha iyi olurdu anne sanki. Evet, sürekli. Evet, suyunu ilk ölçüde döktüm. Tamamdır. Elime pirinçler şey oldu. Heh, tamamdır. Evet, şimdi tahta kaşığımız. Yeni bir tahta kaşığı buraya koymuştum. Evet. Söylemek için kendimi zor tuttum. Ay, elimi yaktım. O yüzden yandan, ben şu tarafa geçeyim.
Evet, sana bu tarafa geç şimdi. Artık sen onu duruma göre evet. ayarla. Ha, bu erimeye başladı. Biraz altını kısayım da ben bunu. En büyük gözü olduğu için pirinçleri katacağım. Aa, suyu ısıtmadım. Ne yapacağım? Beni yapayım, ben ısıtayım aşkım. Sen 2,5 su bardağı altını yani... kapattım şu an direkt de. Ne? Kettle mı? Kettle'a sen 2,5 su bardağı su koyar mısın? Mesela şimdi kettle'ımız nerede? Kettle'ımız orada, tezgahta. Anne oradan bir çeşit edelim. Önce suyu koyup sonra mı şey yapayım? Suyu nasıl yani? Yani ben normal şartlar altında ısıtırım yarısını falan. Bardaktan evet. döküyorum. Ama sen önce ısıtıyorsun. Hayır, önce ona ha. göre suyu, ölçüsünü ona göre koy. Tamam. Önce hazır. Bak, yaptığın ölçü nerede aşkım? Şu bardağı alabilirsin canım. Şimdi sen ona 2,5 su bardağı su koy. Çünkü öyle o şekilde ölçüyü ayarlıyorum ben. Ben de bunun tekrar altını açayım çünkü panik oldum. Peki aşkım, bir de şeyden bahsedebiliriz. Hani biz sürekli diyoruz ya, videolarda gördüklerinizi bize anlatın, bize anlatın, bize anlatın diye. Aslında bunun bize çok faydası var değil mi? Çoğu zaman fark etmediğim şeyleri bu sayede öğrenmeye başladık. Evet, bence de. Bizim için, mesela herkes şey yazıyor ya, işte videolar bizim için farkındalık oldu diye. Bizim için de farkındalık oldu. İnsanların işte bize nasıl baktığı, ne gibi tepkiler verdiği gerçekten... Ve oradaki nesneler... Nesneler aynen. Mesela geçen metro videosunda orada kaygan zemin uyarısı varmış. Onunla ilgili işte... Biz onu bir engel sanıyorduk. Engel olduğunu bilmiyorduk. Başkaları için bir engel değil, bir uyarıcıymış. Bizim için engel gibi aldılar. Yorumlardaki bu bilgilendirmeler size de çok faydalı oluyor. Bizim için farklı bir ufuk açıyor kesinlikle. O yüzden görsel şeyleri bize böyle anlatmanız çok iyi oluyor. Ben de kafam vurduğunda diyorum ya, hani o kafam vurduğunda ne olduğunu anlayamadım video çekerken. Herhalde dedim ben yanlış bir yere kaydım, ondan çekiyor. Vurdum diye düşündüm. Meğersem şeye vurmuşum. Arabanın aynasına vurmuşum kaldığım vakit. Evet. Hem de servis aracıydı. Ayna da oldukça büyüktü. Aynen işte. Onunla, o tür şeyler engellerde mesela bastonla fark etme şartımız sıfır. Çünkü baston alttan gidiyor. Engel işte olduğu için. Yani o engelden kaçınma yöntemimiz yani yok. Şöyle söyleyeyim. Baston yerdeki engelleri fark edebiliyor. Ama yerde olmayan yukarıdaki ağaç dalıdır, araba aynasıdır, bunları bastonla fark etmek mümkün olamıyor. Ya mesela şey oluyor, ben mesela boyum kısa olması gerçekten bir avantaj. Boyum 1.67'lerde, Ayşe'ye göre 1.65. 67 böyle, değil arkadaşlar. Ağaçların dalları mesela fark ediyorum. Benim bu boyuma olmasına rağmen kafamın ucundan değiyor. Uzun boylu, görme engelli arkadaşlar mesela onda çok zorlanıyor. Neyde zorlanıyorlar? Şey, ağaçların yukarıdan yani dalları aşağı doğru sarkmış oluyor ya. Hı-hı. Kesinlikle onu vuruyorlar mesela. Uzun boylu arkadaşların çoğu ondan müzdarip. Ağaç dallarına geliyor. Aynen. Evet. Sen bir şey mi diyecektin aşkım? Evet, ben az önce bir şey diyecektim. Sen şu anda ne aşamadasın? Şu an pirinçleri kattım. Pirinçler birazcık kavrulsun. Şimdi... Evet, bu zaten suyumuz kaynıyor. Birazdan suyumuzu da ekleyeceğiz. Sonra da hızlı bir şekilde tuzunu ekleyip kapağını kapatacağım bunu. Karıştırmaya gerek yok. Kavrulsun biraz böyle. Ha, bir de yorumlarda şöyle bir soru gelmişti arkadaşlar. O kaygan zeminle ilgili... Artık su hazır var sizin zaman. Kaygan zeminle ilgili ne gibi bir çözüm bulunabilir diye ne çözüm önerirsin Recep Bey? Yani... Suyu da getirip dökebilirsin. Aslında ben de hani o konuda fazla düşünme fırsatım olmadı. Olsun ama, şimdi düşün, sesli düşün. Yani sesli sistem de olabilir, farklı şekilde... ne olabilir mesela? Senin aklına geldi mi? Benim açıkçası gelmedi yani önerim. Şu an düşünüyorum. Arkadaşlar yani metrodaki görevli yani oraya bir yere kesinlikle görenler için asılması gerekiyor o uyarını. Yere aynen yere niye konuluyor? Doğru bak çok güzel. Yani yere neden konuyorlar? Birinci boyutu bu olayın. İkincisi görme engeller. Bundan nasıl haberdar tamam, olacak? Söyledim. Yani bir anons yapılsa diyeceğim anons hani görme engellinin geldiği nereden belli? Yani gelmeden evet, neye evet. göre ayarlayacaklar anonsun saatini? Şu an sesli düşünüyorum. Gerçekten ben de bunun üzerine düşünmedim. Hemen suyunu katayım bu arada. Suyunu kattı Recep. Ay pardon işte tuz diyecektim. Tuz demek istedim. Tuz demek istedim. Hemen tuzumuzu alalım. Bu aşamada hızlı hareket etmek gerekiyor. Evet. Ablam söylemişti. Evet. Bilmiyorum nedenini ablam dedi. Ablam da görme engelli arkadaşlar. Bir gün inşallah onunla da video çekeriz.
Az oldu tuz. Biraz daha koyacağım. Ben hiçbir şekilde dahil olmuyorum. Dahil olma, olma. Olma. Önemli. İnşallah tuzlu olmamıştır. Hiçbir şey olmaz. Yok, daha önce tuzlu olsa bile, gerçi yani tuzsuz olmanın çözümü var da tuzlu olmanın yok. Karıştırıp hemen. Bu arada pilav güzel görünüyor arkadaşlar. Olmazsa şey yaparız. Pişince zaten göstereceğiz. Aynen, pişince göstereceğiz. Kaynamaya başlama şimdi aşaması da güzel görünüyor. Tabii ki. Şimdi. Çünkü kızım yapıyor. Evet. Ha arkadaşlar, çözüm önerim benim şu. Yarım kalmasın. Neden güldüğünüz anlamadım ama neyse. Çözüm önerim, oradaki görevli, görme engelli birini gördüğü anda uyarsın. Kaygan zemin var, dikkat etmesin. Çözüm önerim bu. Çünkü sürekli anonsu yapılırsa, yani engelli biri geldiğinde yapmak gerekiyor anonsu. Nereden anlayacak? Ama gerçekten ben konuda bak biz bile şey olduk, çok düşünmesi bir konuymuş. Ya ben bu kafa. Ben bir de mesela yıllardır metoyu kullanıyorum. Anlamış olabilir misin? Olabilirim. Niye aşkım? Kapak arıyor çünkü şu an. Ben mesela yıllardır metoyu kullanıyorum. Açıkçası ilk kez öyle bir uyarı kullanıldığını falan hiç bilmiyordum. Evet, kaygan zemin uyarısından ilk defa haberimiz oldu. Ya bunu da... Ben hiç öyle bir uyarı verildiğini bilmiyordum yani. Bunu da yapılan yorumlar, aynen, değerli arkadaşlar, dostlar sayesinde öğrendiniz. Şimdi ben kapağını kapattım. Bu aşamanın hızlı olması gerekiyor deyip iyice uzatmış oldum. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Kaç dakika bitecek aşkım, bu arada araya giriyorum. Ya girme araya, bir dakika konuşmam lazım. Ama bu çok önemli. Dakika olarak tutmuyor musun? Tamam, 10 dakika pişecek. Tamam. Dakika, saniye, şey, saate bak. 17.25. Aynı anda kapatacağız ikisini de. Aynen, aa, harika. Çok iyi denk geldi. Unuttum onu. Yani çok heyecanlı olduğum için mesela kapağı alayım diyordum, unutmuşum falan. Yani normalde böyle kapağı nereye koyduğuma dikkat ederim ben. Hani onu oradan direkt bulup alırım. O açıklamayı da yapmış olayım. Şimdi bence pilav pişene kadar. İkisi de pişene kadar. Kapatalım. Hatta şey yapalım aşkım. Pilavın da dinlenmesi lazım ya. Hem evet, pilav dinlesin hem düdüklünün de kapağını açana kadar. Açana kadar. Bekleyelim, ondan sonra son hallerini verip birlikte ekranını açarız. Sonra da kapatırız videomuzu. Evet. Kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar merhaba. Şu anda yemeklerimiz pişti. Bir tabağa koyacağız ve sonra tamamlayacağız. Şimdi kapaklarını açalım bakalım nasıl görünüyor. Bu arada, da görün. Aynen, düdüklünün de havası bitti. Aldık. Yani bitti yani. Pilav da yeterince dinlendi. Elimi yaktın. Aynen da yapmam olacak. Ayşecik istersen evet, kapağı sen arkaya koy. Ben arkaya koyayım. Evet. Pilav gerçekten tamam, harika görünüyor. Şimdi. Evet, çok heyecanlı bir aşama. Koydum. Ben de bu sırada tabakları çıkarttım. Peki bu görünüyor mu? Aa, şey, buğulandı göstermeye çalışırken cam. Geçer mi? Yani tabaktan gösteririz o zaman. Tabaktan bir başka yerleri şöyle bir döndürünce onlarda buğulanma var mı? Geçti. Ha, geçti mi? Geçtiyse tamam. Aşkım bana kepçe verir misin? Kepçe vereyim sana. Bir de koyacağın tabağı vereyim. Al canım şu tabağı. Nerede? Buyur. Recep yapmış olduğu kuru fasulyesini tabağa koyacak. Beraber yaptık. Ayşe, Ayşe de pilavını yaptı. Yardımlaşarak birlikte. Beraber evet. Buyur canım, bu kepçe. Evet, fark eden kepçeymiş. Teşekkür ederim. Şimdi, kepçe var. Şu anda kepçeden anladığım kadarıyla yemek bayağı pişmiş. Evet. Ben çok yaklaşmıyorum. Şöyle yemeği olmazsa şey yapayım. Tek kepçeyi denemek için koyayım. Yeter mi anne? Görünüyor mu? Bence yeter. Tamam. Ben bunu şimdi tabağımıza şey götürüyorum. Masaya bırakacaksın. Ben aynı anda gidince ellerimizi falan yıkıyoruz. Evet. Tamam, sen git. Bunu size göstermek için. Peki görüntüsü nasıl görünüyor anne? Bence görüntüsü harika görünüyor. Hmm. Gerçekten yemek için sabırsızım. Bu arada Recep evet, görüküyor, kelimesini bayağı bıraktı. Evet, aşırı baskılarla. Şimdi... Aşkım şimdi, ya, şimdi gerçekten baskı zannedecek insanlar. Ayşe'nin senin pilav koymanı da. Ben de çok koymayayım. Şöyle biraz. Kendi servislerinize kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunu tabii da ki her şeyi. Görmüş oldu arkadaşlar. Yani. Dostlar. Bütün ev işlerini yapıyoruz. Evet. Şimdi bu kadar koydum yeterli. Değil mi anne? Yani şey evet, olarak hani göstermek için. Masamıza koyar aşkım. Yanına koyalım. Ve iki evet, muhteşem ikili. Evet. Kapanış yapabiliriz. Gayet
Pilav. Ne yapabiliriz? Kapanışı gayet uzun oldu. Hani son video senin yaptın. Aynen. Evet arkadaşlar, buraya mı geçelim? Tam böyle şey moda girmiştim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım izlerken keyif alırsınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.